Yazın bisiklete binerken bir derdiniz yoktu. Havalar gördüğünüz gibi günlük güneşlik. Üzerinizde bir tişörtle bu işi çözüyordunuz. Ama artık havalar soğudu. Peki kışın bisiklete binerken nasıl giyinmeliyiz? Benim gibi Eskimo gibi mi giyinmelisiniz? Bu videoda bunu işledik. Valla bu videoyu çekerken yemin ediyorum psikolojik olarak ben üşüdüm. Hadi hep birlikte bakalım. Kışın bisiklete binerken nasıl giyinmeliyiz? Kışın bisiklete binmek yazınki gibi değil arkadaşlar. Neden? Çünkü kışın rüzgarla birlikte soğuğu çok da eksi derecelerde hissederiz. Bu ne demek oluyor? Kışın bisiklete binerken yapacağınız giyim tercihiniz bisikletten alacağınız keyifle doğru orantılı olacaktır. O yüzden kışın bisiklete biniyorsanız kesinlikle ve kesinlikle doğru giyimi tercih etmek zorundasınız. Aksi takdirde bu sizi bisikletten soğutmanın yanında hasta olmaya kadar, hastaneye kadar götürebilir. Peki kışın bisiklet binerken giyimimizi nasıl yapacağız? Biz giyimimizi 3 sınıfta sınıflandırıyoruz. İç katman, orta katman ve dış katman olarak 3'e ayırıyoruz. İç katman dediğimiz ne oluyor? İç katman dediğimiz giysiler termal içlikler oluyor. Bu içlikler ne işe yarıyor? Bu içlikler çok ince malzemelerden üretilerek vücudunuzu sarıyor. Daha doğrusu vücudunuzun üzerinde ince bir hava katmanı sağlayarak aynı zamanda geçirgen, hava geçirgen, nem geçirgen olduğu için spor esnasında terinizdeki suyu bir an önce buharlaştırarak vücudunuzdan atılmasını, vücudunuzun kuru kalmasını sağlıyor. Bunlar da genelde ne oluyor? Malzeme olarak ne tercih ediliyor? Yün ya da sentetik tercih ediliyor. Ama yün kaşındırdığı için genelde termal kıyafetler dediğimizde sentetik, polipropilen esaslı, elastan esaslı malzemeli giyimler tercih ediliyor. Özellikle ilk katman, iç katman dediğimiz direkt vücuda yapışan bu tip termal giyimlerde en çok dikkat etmemiz gereken özellik ne? Kesinlikle pamuk tercih etmiyoruz. Niçin? Çünkü az önce dediğim gibi vücudun spor esnasında terin hemen atılması gerekiyor. Pamuk suyu emdiği için teri vücudumuza yapıştırıyor. Teri atamadığı için spor esnasında biz pamukluları özellikle tercih etmiyoruz. Çünkü bunların bizi hasta etme oranı çok yüksek. Orta katmana geçtiğimizde orta katman elbiseler ne oluyor arkadaşlar? Orta katman genelde ısı yalıtımını biraz daha vücudumuzda absorbe etmesi yine nefes alabilir özellikte olan giysiler oluyor. Bunlar ne oluyor? Soft shell dediğimiz bizim formalarımız olabilir veya havanın durumuna göre üstüne bir kat daha giyip polar da giyebiliyorsunuz. Bu bizim ısımızın vücutta tutulmasını, vücutta ara bir kalkan görevi görüyor ve arttırmak istediğimizde havanın soğukluğunda bu katmanı birkaç kat daha üst üste giyerek, yani tabi abartmadan, lahana bebek gibi olmadan arttırıp ısımızı biraz daha sabitleyebiliyoruz. Dış katman giysilere geçtiğimizde bu artık bizim en dıştaki kabuğumuz olmuş oluyor. Rüzgar ve yağmur geçirmemesini istediğimiz fakat içeriden dışarı ter atabilen geçirgen bir malzemeden yapılmış bir giysi olmasını istiyoruz. Bir diğer özelliği de çabuk katlanabilir olması bunların. Yani rüzgarlıklar, yağmurluklar dış katman giysilerin içine dahil oluyor. Şimdi 3 giysiyi de öğrendik. Yani neymiş arkadaşlar? Biz kış sporlarıyla uğraşıyorsak, kışın biz bisikletçiler olarak kışın bisiklete biniyorsak genelde 3 katman giyiyoruz. İç katman dediğimiz termal içlikleri kullanıyoruz. Ara katman dediğimiz genelde polar ya da formamızdan oluşan ara katman. Ve toparlayacak olursak dış katmanda bizi dış etkenlere, yağmur ve rüzgara karşı koruyan giysiler oluyor. Şimdi buradan hareketle ben size kendi giydiğim elbiselerden bahsetmek istiyorum. Havanın durumuna göre değişebiliyor. İlk etapta iç katmanda ne kullanıyorum arkadaşlar? İç katmanda termal içlik kullanıyorum. Bu termal içliğin özelliği de az önce en başta söylediğim gibi sentetik esaslı. Sentetik esaslı yapılmış, vücudu tamamen sarıyor. Şöyle üst ve alt olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunu havanın soğukluğuna göre altını bazen giymeyebiliyorum ama üstü genelde her zaman rüzgara karşı koruması açısından giyiyorum. Hemen devamında çoraplar. Çoraplar çok önemli arkadaşlar. Çoraplar da aynı şekilde iç katman olarak geçiyor. Çoraplarımızın kesinlikle pamuklu çorap tercih etmiyoruz. Mutlaka ve mutlaka sentetik olması lazım ki teri bir an önce dışarı atabilelim. Durduğumuzda ayaklarımızı ayakkabıdan ve SPD'mizden dışarı çıkardığında bir an önce kuruması bizim için esas. Aynı şekilde çoraplarda da sentetik çoraplar tercih ediyorum.
alt giyime geçtiğimde ben ne kullanıyorum? Eğer yol bisikletiyle çıkmışsam kesinlikle tayt giyiyorum. Şöyle içi polarlı bir tayt tercih ediyorum. Bunun linkini aşağıya atıyorum arkadaşlar. 20 lira mı 24 lira mı ne öyle bir şey almıştım. Bayağı da soğuk havalarda bu benim işimi görüyor. Tur bisikletiyle tura gidiyorsam, hava çok çetin şartlardaysa şu şekilde rüzgar ve yağmur geçirmeyen, içinde polar astarı olan şöyle bir pantolon kullanıyorum. Bunu da, bunun linki yok. Bunu bir outdoor mağazasından almıştım burada İzmir'de. Ara katmana geçtiğimde ne yapıyorum? Hava çok soğuksa ara katmanımı formadan önce çoğaltıyorum. Decathlon'dan bunun da linkini aşağıya ekliyorum. Şöyle içi hafif polarlı şöyle bir içlik almıştım arkadaşlar. 19 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer hava çok soğuksa termal içliğimin üstüne bunu giyiyorum. Onun üstüne de gördüğünüz gibi bizim İzmir Özgür Pedallar. Şöyle tersten tutayım. İzmir Özgür Pedallar formasını giyiyorum. Bu forma da tabii kışlık üretilmiş. Sonra tekstil Giray bunu sağ olsun. Kışlık yine ısı geçirgenliği, ter geçirgenliği yüksek. Isı koruması, ter geçirgenliği yüksek. Konuşamadım. Isı koruması yüksek olan bir kumaştan imal etmiş. Ama çok hava soğuk diyelim. 0 derecelerin altına indi. Bunlar muhtemelen yetmeyecektir. Araya bir ara katmam daha atmam gerekecektir. Biraz lahana bebek gibi olsam da çok çok soğuksa sıfırın altındaki derecelerde şu şekilde bir polar tercih ediyorum. Siz de bunun gibi bir polar tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Dış katmana geçtiğimde ise ben dış katmanda bunun da linkini aşağıya ekliyorum. Bunların linki, bunu nereden aldım? Bunu Chibo'dan aldım. Chibo'dan aldığım rüzgar geçirmeyen şöyle hafif sentetik kumaştan üretilmiş, teri dışarıya atabilen, yani nefes alabilir özellikteki windstopper, yani rüzgar kesme özelliğine ve suyu özel bir kaplamayla, sanırım teflon kaplamaydı, suyu geçirmeyen bir şöyle ince ceket kullanıyorum. Bu düşük ısılarda, yani sıfırın altına inmediği sürece bu bana yeterli oluyor. Sıfırın altında daha henüz denemedim. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Ama muhtemelen araya polar attığımda sıfırın altındaki derecelerde de benim işimi görecektir. Her şeyi geçtik. Sıra geldi yüz bölgemize ve el bölgemize. Bisiklette bizi bisikletten soğutan, adamı canından bezdiren en önemli olay eller. Kışın gerçekten elleriniz, parmaklarınız düşecek kadar üşüyebiliyorsunuz ve özellikle sıcağa girdiğinizde parmaklarınız acımaya başlıyor. Telefonunuza dahi hareket, parmaklarınızı o kadar uyuşuyor ki soğuktan hareket ettiremiyorsunuz. O yüzden kışın bizim size tavsiyem kesinlikle eldivene çok önem verin. Şimdi elimde iki tane eldiven var. Bunlardan şunu bugün Decathlon'dan aldım. Bunu da linkine eklerim. Bu da 69 liradan, yani şans eseri denk geldi. 19 liraya düşmüş. Bir de şu eldivenler var. Bunu birçoğunuz eminim biliyorsunuzdur. AliExpress'lerde satılıyor. AliExpress'ten birçok arkadaşım bunu neopren, işte su geçirmez, windstopper falan yazmışlar bunun üstüne. Bu şekilde alıyor. Ama bu eldiven kesinlikle tavsiye etmiyorum. 5 para etmez bir eldiven. Geçen hafta parmaklarım koptu zannettim. BTV'nin kullanan arkadaşlarım var. Buradan Tolga Uşaklı'ya selamlar olsun. Tolga ile bugün Decathlon'da ben bu eldiveni alırken karşılaştım. Kendisi bunu kullanıyormuş. Yüksek, özür dilerim, düşük ısılarda da kullanmış. Sadece yol bisikletinde dedi, elim sabit durmaya bağlı. Kan dolaşımından dolayı hafif bir üşüme yaptı dedi. Onun dışında hiçbir sorunu yok. Gayet güzel, sıcak tutuyor dedi. Bir diğer önemli konu da arkadaşlar yüzümüz. Kışın yüzümüz kesinlikle ve kesinlikle donuyor. Hatta bu iş yüz felcine kadar götürebilir. Allah korusun, aha öyle keto gibi kalabilirsiniz. Tabii kimsenin başına gelmesin, Allah korusun. Bunu baştan söylüyorum. O yüzden yüzümüzü korumamız çok önemli. Yüzümüzü ben genelde ne yapıyorum? Eğer hava çok böyle soğuk değilse, 5-6 derecelerde ise, sıfırın altına inmemişse, şunu hepiniz biliyorsunuz. Buff'lar. Bu buff'lar işi görüyor. Adı Buff markası. Gerçi şunun Buff da bunun Narhedwear. Bunlar işinizi fazla fazla görüyor. Yüzünüzü ve başınızı rüzgarda 3-4 derece hava derecelerine kadar koruyabiliyor. Ama hava sıfıra yaklaştığında veya sıfırın altına indiğinde ne yapmamız gerekiyor? Sıfırın altına indiğin derecelerde ben ne yapıyorum? Balaklava kullanıyorum. Bu çok eski. 99 yılında üniversitede dağcılık yaparken bunu satın almıştım. O zamandan beri de kullanıyorum. İçi şöyle polarlı North Face'in bir balaklavası. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Böyle bir marka almanıza da gerek yok. 10-15 liraya pazarlarda bile oluyor. Özellikle hava çok soğuksa kesinlikle ama kesinlikle balaklava kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar.
Evet, bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Kışın bisiklete binerken giyim nasıl olmalı? Bu hafta bu konuyu işledik. Dediğim gibi 3 katman, iç katman, orta katman, dış katman olarak giysileri 3'e ayırdık. Tek tek bunların hepsini inceledik. Önümüzdeki haftaya çekiliş var. Önümüzdeki hafta, şimdi birkaç haftadır bana soruyorsunuz, söylüyorum falan, sürekli kaynıyor. Önümüzdeki hafta çarşamba çekiliş var. Bayağı bir şey var. Bir de şunu da hemen söyleyeyim. Bana ikide bir de soran arkadaş, abi bisiklet vermiş. Evet, bisiklet de inşallah vereceğim. Bir sponsorla anlaşmak üzereyim. Eğer anlaşmayı yapabilirsem 10.000 abonede iyi bir marka, markasını söyleyeyim, iyi bir marka bisiklet vereceğim aranızdan birine. Önümüzdeki haftaki çekilişi de kaçırmayın. Epey bir aksesuar parça vereceğim arkadaşlar. Umarım kaçırmazsınız. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Haftaya çekiliş videosunda görüşmek üzere.